stand up. Daha çekemedim şimdi. Balıklar var orada, görüyor musun? Beğenemedik çünkü etlerin pek tadı yok. Nerede? Patong bölgesine geçeceğiz. Havalimanında böyle turistler varmış. Evet arkadaşlar, Phuket'e geldik. Geldik de iyi mi ettik bilemedik. Çünkü çok, daha şimdiden çok kalabalık. Yani Bodrum'un 1-2 katını düşürün. Öyle bir yer. O gören masum. Otobüsten daha inmedik. İnmeden bunlarla karşılaştık. Paton Bey'in çıktık. Paton Plaja'nın caddenin girişi. Gerçekten burası değişik bir yer. Ve ne ararsanız bulunur cinsinden. Şimdi biz bir hafta ya da 10 gün kadar kaldık ya. Nerede? Bangkok'ta kaldık. Bakalım burası nasıl olacak? Bangkok güzeldi. Güzel geçti şehir. Anlatacak çok şey var ama az zaman var. Bir sürü pazarlar gördük. Akşam pazarları. Sonunda otelimize geldik. Çok dik bir yokuşu vardı buranın da. Doğan zar zor çıktı şunlarla. Yerleşip dışarı çıkacağız ama. Çok güzel kokuyor be. Evet. Harika kokuyor. Odamız da böyle şirin güzel. Atlayalım mı? Direkt buradan atlayabilirsin havuza. 14-17. kat biraz yüksekti ama. Tüh. Buradan atlanır. Nasıl bir yokuş ya? Çok dik. 8 derece var burada. Otele eşyalarımızı koyduk. Direkt Malin Plaza'daydık. Gece varmış. Oraya geldik. Direkt yemek yemeye. Hemen size gösterelim. Yemeklerimizi aldık. Doğan bayılmadan yiyelim artık. Ve buradaki turist popülasyonu inanılmaz fazla. Daha çekemedim şimdi. Dolu burası. Burada 50 bahmış biz. 60'tan alıyorduk Bangkok'ta. Tabii dolar. Yani 10 dolar bile değil. 10 dolar değil yani, evet. Honda 160 cc. Arkadaş yepyeni ya. 1200 kilometre var içinde şu an. Bugün Phuket'te ikinci günümüz. Büyük Buda heykeli var burada. Tamamen mermerden yapılmış falan. Onu görmeye gidiyoruz. Güzel bir kafede mola verdik ama önce size yolu göstermek istiyorum. Böyle sanki ormanın içinden gidiyormuşsunuz hissiyatı veren yollar var. Bu da kafenin manzarası. Bak gidiyorlar burada. Evet. Çok güzelmiş burası. Şimdi kahvesini tadacağız. Burada böyle manzaranın tadını da çıkarıyorlar. Tapınağa giderken solda bir orman girişi var. Patika yol. Oraya girdik. Hiç istemesem de girdik. Zangır zangır gidiyoruz şimdi ama eğer böyle şeyleri seviyorsanız deneyebilirsiniz. Benim kocam bayıldığı için. Evet. Şuraya bakın nasıl iniyoruz. Yani şu taraflara bak ya. Evet, etrafta acayip şey. Yani, güzel. Honda ADV scooter'la GS'in gireceği yollardan girdik. Tam bir... Evet. Vay 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 vay. Ama şimdi bak, şimdi manzarayı göreceksin. Manzarayı. Manzaraya bak, manzaraya. İşte bunun için gelinir. Bunun için gelinir. Kimsecikler yok. Evet.
böyle bir... Hangi hayvanlar var? Tapınağa çıkarken yolda bir anda böyle filleri görebiliyorsunuz. Bunları böyle evcil hayvan gibi artık tutuyorlar. Üzerlerine bindirip size bir gezi yaptırıyorlar ormanın içine doğru. Bilmiyorum, çok mantıklı gelmedi ama bunlar çok tatlı. Suratları var böyle. Şuraya bak. Bolca var. Şimdi bir tanesi yola çıkmak için hazırlanıyor sanırım. Böyle videoda küçük gibi gözüküyor ama öyle değil. Bayağı iki katımız. Ne iki katı ya bu? Devasa. Ya yönünü değiştirse ve bana ne dese, işi bıraksa ne olur acaba? Acaba gözüküyor mu maymunlar? Zıplıyorlar. Gerçekten oldukça etkileyici. Çok sıcak ama çıkmadan da olmayacak. Yani anlatamıyorum sıcağı. Yukarı doğru gidiyoruz. Yalnız burada güzel ama basamaklar bayağı bir kötü. Evet. Dur bak, deliller falan çıkmış abi. İnsan bir yapar buraya. Yani bunu çok güzel kaplamışlar. Mermerle. Ama bu öyle değil yerler. Böyle gözleri yukarıdan sizi izliyormuş gibi. Değil mi? Burada da biraz daha küçüğü var. Kurbağa yavruları. Emin misin? Bu da dilek dilemek için olsa gerek. Aynen. Tırmalık da aldık. Ne bira var ne bir şey. Saat 5'ten önce bira satılmıyormuş. 5'ten önce. Önce. 5'ten satışı sonra yok. Satılıyor. Evet, değişik şaka kurallar. Gibi, şaka. Şaka sandım ama değilmiş. Güzel. Şuraya bakın. Serelim havlumuzu. Yeni aldığımız. Ay şundan aldık karavan ya, için. Güzel bir şey vallahi. Plaja. Karavan ama şimdi tabii burada da işimize şey yarayacak. Plaj için. Bir de bayağı büyük. Şeyden Bangkok'tan. Adamlar bunu yapıyorlarmış. Ellerle yapıyorlarmış. Bunu yapan çocuk kör olmuş. Kör. Böyle diyor. Plaj. Kör mü olmuş? Evet, bunu yapan kadın kör olmuş. Bayağı bir dalga var ama size kumları göstereceğim. Ben bu kumu Çeşme'deki Kleopatra plajına benzettim.
Az önce yine bizi polis çevirdi. Bu sefer burası Patong diyor. Burada her gün yakalandığınızda 1000 baht ödeyeceksiniz diyor. Biz bayağı bir şaşırdık. Şimdi onun şoku içerisindeyiz ama karnımız aç olduğu için yemek yemeye geldik. Pirinçli, yumurtalı, karidesli bir yemek. Yalnız porsiyon bayağı bir. Sen aynısından mı aldın? Bu senin mi? Oo. Bu da Doğan'ın. Avrupa'yı bir kahvaltın var. Peki benimkine ne dersin? Şey, çakıldın mı kuma? Çakıldık kuma. Böyle değildi. Yan yattı tekne bayağı bir. Ya millet de dalga geçmişti. Alay ediyorlardı. İlk günüm. Senin meşhur ama öyle çakılmaları. Deniz çekilmiş. Bak ama gram çöp yok. Evet. Hiç çöp yok ya. Ya şimdi olmaz yani. Bu olmaz. Nerede hani bira şişeleri, kutuları, çocuk bezleri, poşetler? Yok yok. Onun yerine
avlayıcı kuşlar var. Lizardlar var. Ama olmaz. Nerede o bolluk? Yok, bunlar fakir fakir. Çöp fakir, olmaz. Fakirlikten çöp yok mu diyorsun? Çöp yok ya. Çıktık. Bu makam diye bir yer. Makam Bey. Ve? Burada hem katamaranlar var, hem böyle kapı mapı bir şeyler yapmışlar. Yani burada feribot mu var? Milyonluk yat var orada. Evet. Bir tane ortası, iki adacığın ortasında bir yerde demir atıyorlar. Güzel bir yer aslında. Şurada ve da var. Balık da çok burada. Balık mı? Bakayım, onları göremedim. Tertemiz su. Kedi de güzel orada. Hiç. Burada Allah. Kedi ve köpekler pisliğe bakmıyor. Sıcaktan hayvanlar hakikaten transta gibiler. Bence Budist kedi bunlar. Evet, Old Town'a geldik. Burası bayağı meşhurmuş. Hafta sonları da pazar kuruluyormuş. Biz de tam pazar günü geldik. Bugün de pazar. Bak, bak. Şuraya bakın. Şu tavuk çok güzel. Evet. Oradan alırız. Bir de çok güzel butikler var. Alışveriş için. Butikler var, çantada ne var? Ne gibi? Yani buraya çalınır buralarda. Çok evet. Güzel. Var mı çanta? Para bulun. Aynen. Kıyafet cenneti. Bunların hepsini kız örüyor burada. Şurada eliyle örüyor. Çok güzel şeyler var yalnız. Şekerlemeler. Beta balığı mı? Balığı. Bunların hepsi tek başına yaşıyorlarmış. Bir arada yaşayamıyorlarmış. Yani betalar yaşıyor içlerinde ama başka balık girdi mi balığı mahvediyorlar. Ha. Pirana gibi. Deniz anası. Kimse görmeden. Evet. Bir de soruyor. Acı ister misin diye. Limon ister misin çocuk adam? El yapımı olduğunu söylüyorlar ama bilemiyorum tabi. Buradan çok güzel elbise aldım ben de. 450 bahta. En fazla 15 dolar de. 15 güzel, dolar. Güzel şeyler var burada. Bayağı güzel. Hem erkek hem kadın. Tril kumaşları var. İsmini bilmiyorum. İsim yok. Şöyle toplardan var. Seçiyorsunuz işte. Chicken'lı, mikanlı. Deneyeceğiz bunları. Gerçi bu chicken ve domuz. Burası da Çin mahallesi. Burası daha sakin gibi gözüküyor ama şu an öyle.
İlerisi daha kalabalık. Burası da kalabalık. Her taraf kalabalık yani. İnanılmaz kalabalık her yer. Nasıl süslemişler? Ben de Taksim Öztürkler Caddesi'ne falan kalabalık yiyordum her gün. Ya buraya bir gelsinler de görsünler. Evet. Şöyle bir lobster yemedik ya. Vallahi. Şunu yani bu yeter herhalde bize. Şeker kamışı suyu. Bebek yengeçler. Yani burası diğer caddeyle hemen hemen aynı. Gezerken bunları gördük. Oluyor böyle şeyler. Evet, hoşumuza gitti. Binalar çok güzel duruyor ya. Böyle seçip ağırlığına göre de ödüyorsunuz. 100 gramı 100 baht. Evet, güzel gözüküyor. Bunu bilemeyeceğim. Turumuzu da pişiriyorum. Biraz barbek sos döktüm. Bayağı bir güzel gözüküyor. Açıkçası o kadar beğenemedik çünkü etlerin pek tadı yok burada galiba. Bir de barbekü sos koymuşlar. Değişikti yani. Bu da Tay çayı. Deneme fırsatım olmadı ama bayağı güzel gözüküyor burada. Sütlü falan yapıyorlar. Yalnız bu altın tozu falan koyuyor. Neyse. Özel bir şey yaptı bu. Allah'ım ya Rabbim böyle. Gold pipetler falan. Filmler. Doğan mangalcılık öğretiyor. Biz kendimiz yaparız aga. Bunlar bilmiyor. Harlamayı gösteriyor onlara. Bu bunlar bilmiyor. Tamam ablacığım çevir. Çevirelim. Çevir. Bravo. Buyurun. Bu dur ya. Bilmiyorlar. Abime ne vereyim başka? Bunun yanında biber isteriz, domates, soğan vallahi isteriz. Bir de ufak bir rakı isterim. Ben de şunlardan aldım. Bunlar tatlı böyle. Çok kıyır kıyır bir hamur var. İçinde de çilekli böyle reçel gibi bir şey var. Güzel. Birilerinin keyfi yerinde canım. Boğa burcu olmak bunu gerektirir. Günaydın herkese. Biz şimdi Pipi Adası'na doğru gidiyoruz. Bir tur satın aldık. Turu sizi otelden alıyor. Diğer otellerden de insanları toplayıp ondan sonra tekneye götürüyor. Şimdi ona doğru gidiyoruz. Kahvaltımız.
Bizim yiyeceğimiz pek bir şey yok ama muz aldık biz de. Şimdi burada bekliyoruz. 150. Pardon, 750 cc. Aa, motorlara diyorsun. Motorlar 250'lik tanesi 3 tane var. Sonunda geldik Pipi Island'a. Çok zor bir yolculuktu. Neden zordu söyleyeyim. Muhakkak mide bulantı sorununuz varsa seyahat sırasında ilaç almanız lazım. Evet, ya da buna binmeyin. Ya da buna binmeyin yani, o kadar sallıyor. Bizim saçıyor. Evet. Bayağı böyle çok sıra var. Dönüş sırası bu. Bizim için yol açıyorlar. Bizim için de şu beyefendi yol açıyor, sağ olsun. Burada yüzemiyoruz tabi. Tabeladan da görüldüğü üzere. Koruma altındaymış. Aa, kimisi terliklerini falan çıkarmış, kimisi evet, çıkarmamış. Kum yapmayacağım ben, çıkaracağım. Beyefendi, girmek yasak. Kum o kadar ince ki sıvı formunda sanki. Ve kum saati bile, kum saatindeki kum bile bence bundan daha kalın. O kadar ince ki bu kum, inanılmaz yani. Çok böyle güzel. Birazcık su görsün hemen sıvı formaya giriyor. Kinetik kum gibi. Burada şnorkelle bakabiliyormuşuz. O yüzden durduk. Şimdi öğle yemeğine geldik. Arkadaşlar demir atacak. Herkes yüzerek çıkacak herhalde. Tabii ki öyle değil. Burası da Pipi Adası'nın güzel bir tarafı demiş. Gerçekten balıklarla yüzdük. Az önce bir sürü balık. Tahiti'dekiler gibi. Tahiti de olabilir. Ve beni ısırdılar. Şöyle mancık alayım dediler. Baktılar. Çok kalın et bıraktılar, gittiler. Evet, teknemiz de güzel. 30 kişilik bir tekne.
Bunlar çok çabuk hızlı bir şekilde giriyorlar. Demirliyorlar, çıkıyorlar. Bakalım böyle güzel güzel şeyler var. Pilavımız var. Patay var. Evet, salata var. Güzelmiş tavuk var. Taze karpuz, taze salata. Tom yum galiba bu. Tom yum. Evet, tom yum. Ve balık, balık topları. İnanılmaz lezzetli. Ve bile istediğiniz kadar içecek. Ya bir dakika baksana. Türkiye'deki turlar görsünler bu yemekleri de kendilerine ona göre çeki düzen evet, versinler. Sınırsız makarna, sınırsız yemekten. Sınırsız makarna nedir ya? Her zaman kaldık. Her yerde sınırsız makarna evet, kaldık nedir ya? Sınırsız bak bu yemek var. İşte bu. Fiyatına gelirse buraya göre çok uygun. Görmediğin mercanlar, görmediğin balıkları görüyorsun. Görmediğin yerlere gidiyorsun, geziyorsun. Geziyorlar seni. 30 kişi gelsinler, tur rehberleri, turlar. Buraları görsünler de ondan sonra kendileri ona göre program yapsınlar, turlar düzenlesinler. Böyle kaliteli yemeklerle. Başka bir şey söylemiyorum ben. Afiyet olsun aşkım. Anlaşılacağı üzere Maymun Adası'na geldik. Kıyamam. Onlar da bizi gördüğü için korkuyor gibiler. Ya da izlemek istiyorlar. Anlayamadım yani. Biz onlara bakıyoruz. Onlar da bize bakıyor. Korumaya geldi o. Ya burada çok fazla insanız. Hayvanlar neye uğradım şaşırdım. Nasıl bakıyor o korku? Yemek vermeyin demişlerdi. Şimdi hepsi orada karpuz gördü, ona doğru koşuyorlar. Ve çalmaya çalışıyorlar karpuzu. Doğan aralarında kaldı. Son adamıza geldik. Burada da 1,5 saatimiz var. Güzel güzel dinleneceğiz. Biraz yorucu oluyor şu tekneler. Çünkü çok hızlı geliyor ve çok sallanıyorsun. Ama şimdi tabii denize gelip biraz da kumda uzandıktan sonra herhalde rahatlarız diye düşünüyorum. Burada da film çekiyorlarmış. Tam ona denk geldik. İnanılmaz güzel balıklar var içeride. Rengarenk. Değil mi? Bir sürü mercanlar gördük. Yani denize girmek için bu Krabi Adası inanılmaz güzelmiş. Sular bayağı bir çekilmiş böyle kabuklarla beraber. Kayalar dışarıda kalmış. Bu arada ne kadar çok insan var görüyorsunuz. Kajun fabrikasına geldik. Phuket'te
Tabii turizm çok olduğu için gireceğiz. Biberden çıkıyormuş bak, bunların biberi böyle. Oh, one fruit and not one fruit, only one apple. Aha. Every year I have one cow. Bir biber, bir cashew. Kokusu çok güzel. Türkçesi neydi cashew? Kajun. Ha, kajun. Kajun. Bir biber, bir kajun diyorlar. Bunu... Bundan bir tane mi çıkıyormuş? Just one, right? Just one. Yes, just one. This one can eat now. Is it inside? Are you getting it now? Şurada böyle çeşitleri var. Bu çeşitlerle tatlandırmışlar işte. Wasabi, bal, tuz, susam. Ne oldu favorimiz? Favori yok yani. Sen. Butter. Tuktuk'a bindik. Artık Patong'dan ayrılıyoruz. Bir yere gidiyoruz. Bali'ye gidiyoruz. Bu videomuzun sonu olacak artık. Çünkü böyle tatlı bir şeyin Tuktuk'un içinden çekmek istemiştim. İyi oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim.